Şimdi Muhsin Bey rahmetli oldu gitti. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Çok çok sevdiğim mübarek bir insandı. Ama partisine bir ara dönemden sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici geçti. Mustafa Destici ilk günden itibaren partisini tabiri caizse FETÖ'cülere teslim etti. Ve FETÖ'cülere karşı devamlı olarak sempatisini gösterdi. Öncelikle tabii üzüldüm. Yani Melih Bey'e yakıştıramadık. Bunu ifade etmek istiyorum. En iyimser bir şekilde kendisinin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Çünkü bu Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'ni ya da başka bir arkadaşımız FETÖ'ye teslim etti iddiası bize göre alçakça yapılmış bir iftiradır. Çünkü rahmetli Muhsin Başkan'ın, şehit liderimizin döneminde kim varsa o kadrolar şu anda partinin divanında ve yönetiminde. Bana bir kişi göstersinler. Desinler ki şu kişi Muhsin Yağcıoğlu döneminde ya da ondan sonraki dönemde yoktu, siz getirdiniz desinler. Ben bunu kabul edeyim. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu tamamen bir iftiradır. Bir kere bunu söyleyeyim. Sadece FETÖ'ye değil, Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana hiçbir içeriden ya da dışarıdan güce teslim olmamıştır. Çünkü biz Allah'ın rızasını gaye edinerek yola çıkmış bir siyasi hareketiz. Sadece de bir siyasi parti değiliz. Onun ötesinde bir siyasi hareketiz. Bu çamur bizde tutmaz. FETÖ'nün bizzat kendi şeyinden, sitesinden alınmış bir yazı var. Sayın Destici'ye teşekkür ediyor. Bana şey gönderdi diyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun mesajı gönderdi diyor. Bu mesajın tamamını da buraya yazmış. Destici'de yazılı bir açıklama yapıyor. O bunun belgesi. Evet. 2013'te ki o dönemlerde artık FETÖ'nün ne olduğu açıkça ortaya çıktı. İkinci bir iddiası da 2013 yılında Fethullah Gülen için bir geçmiş olsun mesajınız vardı. Onu gündeme getirdi. Şimdi Melih Bey herhalde tabii bir algı operasyonu yapıyor. 21 Ekim tarihinde geçmiş olsun mesajında bulunan başta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanımız, neredeyse bütün bakanlar kurulu, bütün siyasi partiler, bütün STK'ların tamamının geçmiş olsun mesajı var. Bunların tamamı dururken sadece Mustafa Destici'ninkini ortaya çıkarmak kendisinin de var. Bu tamamen art niyetli bir şey. Yani bunu yapıyor ama şimdi güneş balçıkla sıvanmaz. Ben Pensilvanya'ya hiç gitmedim ama kendisi defalarca gitti. Biz Gülen cemaatine ya da FETÖ'ye ya da paralel devlet yapılanmasına ne bir tek lira verdik, ne bir tek lira aldık. Ne bir parsel arsa verdik, ne aldık. Yani bizim dolayısıyla da böyle bir ilişkimiz yok. Biz neye inanmışsak onu yaptık. Hata da yapmış olabiliriz. Biz de insanız. Dolayısıyla da hatalarımız da olmuşsa biz affola diyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Ocak 2014'te Haşhaşi diye bir şey yapmıştı, ifade kullanmıştı FETÖ için. Ve Destici Başbakan'ın açıklamaları için kabul edilemez yorumu getirdi. Şöyle demiş: Başbakan açıklamaları çirkin ve kabul edilemez hizmet, milli ve manevi değerlerimizi dünyanın dört bir yanına götürüyor. Terör örgütleri dışında Türkiye'nin toplumun hiçbir kesiminin Haşhaşi benzetmesini hak etmemektedir diyor. Bu da Evet. onun belgesi. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Gülen cemaat için haşhaşiler ifadesini kullandı ve siz de bunun yanlış olduğunu söylediniz ve Zaman Gazetesi'nde yayınlandığı görüntüsünü de Melih Başkan televizyonda gösterdi. O dönemde hatırlarsanız sadece biz değil, tüm muhalefet partilerinin bu ve buna benzer açıklamaları vardı. Hatta iktidar partisinin içinde de bu tür düşünceler ve görüşler vardı ki biliyorsunuz yolsuzluk soruşturulduğunda ve anayasa yani Yüce Divan'a gönderilme oylamasında da iktidar partisi 50'den fazla fire verdi. Yani dolayısıyla ortaya bir belge ve bilgi konmamıştı. Biz tabii olmayan bilgi ve belge üzerine konuşacak değiliz. Biz bir taraftan eğer devletin içinde çeteler varsa, paralel bir devlet yapılanması varsa
Bu mutlaka araştırılsın. Bunlar hak ettiği cezayı alsınlar. Ama öbür tarafta da yolsuzluklar da varsa bunlar da araştırılsın dedik. Yani biz mesela bugün paralel devlet yapılanmasının yaptığı iddia edilen Uludere'ye cesaretle karşı çıkan siyasi parti genel başkanıyım ben. Velev ki dedim terörist dahi olsalar bu şekilde yanlıştı. Çünkü bu terörle mücadeleye zarar verdi dedim. MİT tırları durdurulduğunda velev ki Türkmenlere yardım götürmüyor bile olsa yanlıştı. Çünkü Türkiye dış politika milli bir politikadır. Bu yanlıştır dedik. Yani biz buna benzer milli konularda hep dik durduk. Doğrularında hep hükümetin ve iktidarın yanında olduk. Yanlışlarını da güzel bir üslupla uyardık. Yani hiçbir bizim mesela hakaret vari sözümüzü hiç kimse bulamaz. Destici'nin benim çocukluk arkadaşım olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben çok samimi görüşüyorum. Ankara İmam Hatip'te Mustafa Destici ile 7 yıl biz beraber okuduk ortaokuldan itibaren. Aynen katılıyorum söylediklerinize Sayın Gökçek. Evet. Bu söylediklerinizi Mustafa Destici benim arkadaşım ama uzun zamandır görüşmüyorum. Bu paralel yapıyla ilgili pozisyonlar ortaya çıkıp Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekledikleri günden itibaren ben görüşmüyorum. Şimdi şu anda çalan telefon da Mustafa Destici'nin telefonu. Yani açmıyorum. Ne zaman açarım? Ne zaman konuşurum? Sizin söylediklerinizi şu anda bu yayın kaydediliyor. Evet. Eğer Mustafa Destici, Melih Gökçek'in şu an yayında söylediklerini paralel yapıyla ilgili bunlar teröristtir, bunlar canidir, bunlar katildir, bunlar terörist bir örgüttür laflarını kullanıp bunu kamuoyuna deklare ederlerse hakkıdır hemen çıkart. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Melih Gökçek'in bir çağrısı oldu. Muhsin Başkan'ın hatı varsa Fethullahçılar için terör örgütü desinler, vatan haini desinler diye bir çağrısı da. Şimdi Melih Bey tabii her şeyi takip ediyor ama herhalde yoğunluğundan bizim açıklamalarımızı işine yarayan kısımlarını takip etmiş. Bakın darbeyi ilk duyduğumuzda biz Büyük Birlik Partisi olarak herkese hodri meydan, araştırılsın. İlk resmi açıklamayı yapan darbeye karşı sivil iktidarın, milli iradenin ve hükümetin yanında olduğumuzu açıklayan parti Büyük Birlik Partisi ve Genel Başkan Mustafa Destici. Ajanslara bakılabilir, Facebook sayfalarına bakılabilir, Twitter'lara bakılabilir. Ben bu darbe girişimini duyduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Özel kalemini iki telefonundan da ama ulaşamadım. Daha sonra Başbakan'a ulaşamadım ve Numan Kurtulmuş Bey'i aradım. Kendisi de buna şahitlik edecektir. Darbeye karşı olduğumuzu, bu dediğim 12'den önce olan şeyler. Darbeye karşı olduğumuzu, hükümetlerin yanında olduğumuzu, milli iradenin yanında olduğumuzu ve darbeye karşı duracağımızı söyledim. Ve bütün arkadaşlarımızla istişare ettik. Parti genel merkezinde buluştuk. Bir kısım arkadaşlarımızı Kızılay'a, bir kısım arkadaşlarımızı biliyorsun burası emniyet, Ankara Emniyete, Emniyet Sarayı'na yakın, oraya, oranın önüne. Çünkü orada bizim arkadaşlarımız var. Mesela Fatih Komiser bizim arkadaşımız, yaralandı hala hastanede. İşte tem müdürümüz, arkadaşımız, önceden tanıdığımız bir kardeşimiz. Şu anda hayat mücadelesi veriyor. Özel harekat bizim canımız. Bakın özel harekatı başbakandan sonra ikinci ziyaret eden genel başkan benim. Geçmiş olsun ve başsağlığı mesaj için giden siyasi parti genel başkanı benim. Cumhurbaşkanı Sarayı bize yakın, bir kısım arkadaşlarımızı oraya gönderdik. Ve daha sonra meclisin bombalandığını duyunca ben buradan kalktım arkadaşlarımla birlikte. Meclisin gittik Çankaya kapısına, Kızılay'dan bütün o vahşeti gördük. O vahşetin içinden oradaki arkadaşlarımızın mücadelesini gördük. Doktor arkadaşlarımız var, yaralananlara turnike yapıyor. Bir kısım arkadaşlarımız tankların paletine demir sokuyor, tankları durdurmaya çalışıyor. Genel Başkan Yardımcımız Remzi Bey buraya gelemedi. Eskişehir yoluna çıktı, evi o tarafta, Polat'tan gelen tankların önünde tankları durduruyor. Yani biz darbeye karşı herkes bir yerlere saklanırken ben Mustafa Destici, Büyük Birlik Partililer Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra Numan Bey ile görüştükten sonra biz Ankara sokaklarındaydık. Ankara caddelerindeydik. Ve darbe gecesi yaptığımız açıklamaya baksın. Daha sonra meclisin önünde yaptığımız açıklamaya baksın. O gün ettiğimiz deklereye baksın. Bütün bunların içerisinde bir kere daha özetleyeyim ben burada. Ve yine mesela Sivas ve Eskişehir'de benden başka muhalefet partisi genel başkanı olarak demokrasi mitinglerine katılan yok. Çünkü biz ilk geceden itibaren bütün teşkilatlarımıza katılacaksınız dedik. Ve ilk anda, daha ilk gece saat 11-11.30 sularında kimse meydanlarda yokken bizim arkadaşlarımız darbeye karşı meydanlara çıktılar. Bizim talimatımızda, bizim yönlendirmemizde bütün bunlar oldu.
Teşkilatımız, bütün alperenler, bütün büyük birlik partiler bunu yaptılar. Ve bakın şunu net olarak söylüyorum. Yani birileri duymamış olabilir. Biz inandığımızı söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Güvenlik Kurulu'nun, Sayın Hükümet'in, Başbakan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tespitiyle paralel devlet yapılanmasının, FETÖ'nün, bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cuntasının yapmış olduğu bu kahpe ve vahşi darbeyi lanetledik ve lanetliyoruz. Bir kere daha lanetliyorum. Binlerce kez lanetliyorum. Allah onları kahretsin. Çünkü bu ülke daha önce de darbeler gördü. Ama böyle vahşicesini, böyle katilcesini, böyle kahpecesini görmedim. Bütün bu cümlelerin altını ben doldurarak söylüyorum. Neden kahpece diyorum? Çünkü TEM müdürümüzü çağıracaksın. Terörle mücadele toplantısı var diye. Ve orada derdest edip kafasına sıkacaksın. Bu kahpelik değil midir? Özel harekat polislerimizin o kahramanların üzerine bomba yağdırmak F-16'lardan kahpelik değil midir? Vatandaşlarımıza helikopterlerden yaylım ateşi açmak kahpelik değil midir? Kahpe dediğim bunun için vahşice diyorum. Çünkü insanlarımızın üzerinden tankları yürütüyorsun. Haince diyorsun. Diyorum çünkü bu millet sizi almış, okutmuş, beslemiş, emrinize tanklar vermiş, uçaklar vermiş, helikopterler vermiş, devletin, milletin güvenliğini sağlayın diye ve siz bunları devlete ve millete çeviriyorsunuz. Biz şehit liderimizin, Muhsin Başkanımızın dediği gibi 28 Şubat'ta namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmadık. Bu FETÖ'nün paralel devlet yapılanmasının 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminde de tanklara selam durmadığımız gibi meclisini bombalayan uçaklara, vatandaşını, sivil halkını kurşun yağdıran helikopterlere de teslim olmadık ve olmayacağız. Bizim duruşumuz bu, net. Ben bir kere daha bu vesile bu hain ve kahpe darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Binlerce yaralımıza acil şifalar diliyorum. Ve tabii bu darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, püskürtülmesinde ve büyük emeği olan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümete, tüm siyasi partilerimize, medya kuruluşlarımıza ve tabii ki milletimize, bu aziz Türk milletine, yüce Türk milletine teşekkür ediyorum. Partim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi ondan sonra bir 17-18'inde bir konuşma yapıyor. Yani bu darbe hareketinden sonra evet. Protesto ediyor. Ama protesto diyorum, yani karşı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ama ifadelerin içerisinde FETÖ lafı yok. Tarihimiz boyunca darbelerin ve darbecilerin karşısında dimdik durduk. Milletine karşı silah doğrultmanın kabul edilemez bir vatan hainliği olduğunu beyan ettik. Bugün burada yüce Türk milletinin kalpgahı olan Gazi Mescid'e yapılan saldırıyı kınamak için bulunuyoruz. 1920'de Yunan ordusunun yapamadığını 2016'da yapan Türk askeri üniforması giymiş hainleri tüm benliğimizle, tüm hücrelerimizle lanetliyoruz. Bu saldırıyı yapanlar şerefli Türk ordusunun mensubu olamazlar. Bunlar Türk milletinin sinesinden çıkmış olamazlar. Bunlar şahsiyetini, hamiyetini, inancını, imanını, vatan ve millet sevgisini ve insanlığa dair tüm değerlerini kaybetmiş alçaklar güruhudur. Özel harekat polisine bomba atmak, Allah aşkına soruyorum, hangi vatan evladı bunu yapabilir? Onun için bunlar vatansızlar diyorum. Hiçbir vatan evladı bunu yapamaz. Hiçbir vatan evladı kahramanca hain terör örgütüne karşı her gün şehit veren özel harekata bomba atamaz. Kim emir verirse versin, vicdanı olan, ahlakı olan, imanı olan, vatan ve millet sevgisi olan bunu yapamaz. Ama bu hainler yaptı. Evet. Her türlü terör örgütünün, FETÖ'nün de, PKK'nın da, IŞİD'in de hepsinin kökü kazınması lazım. Buradan Sayın Destici'ye de, Büyük Birlik Partisi'lere de sesleniyorum. Evet. Arkadaş, biz rahmetli Muhsin'in emaneti diye kabul ediyoruz Büyük Birlik Partisi'ni.
Biz tabii 8 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Maalesef bu dönemde kamuoyu bize destek verdi ama yeteri kadar destek bulamadık. Biz Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına bu takipsizlik kararına itiraz için 13 Temmuz'da gittiğimizde bugün konuşanları yanımızda göremedik. Bırakın bizimle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gelmeyi, bir açıklamalarını bile duymadık. Keşke Melih Bey o dönemde bizimle birlikte gelseydi de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının önünde bizim yanımızda dursaydı. Bu takipsizlik kararına karşı bir tweet atsaydı. Hadi oraya gelemedi, bir tweet atsaydı. Bunu yapmadı. Bu son da yapmadığı gibi 2 sene önce takipsizlik kararı verildiğinde de yapmadı.